Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu videomda sürpriz eşlediklerim, onun dışında aldığım gerçekten ani kararlardan bahsedeceğim. Takımlarla alakalı, tekleme tuşlarımla alakalı, göndereceklerimle alakalı, yeni düzenimizle alakalı. Şimdi bildiğiniz üzere bu ürettiğimiz kuşların bir kısmı tamam. Yani belli bir kısmı üretimde, belli bir kısmı üretime girmek üzere, belli bir kısmı hazırlanıyor vesaire vesaire. Şimdi bu kadar kuştan tabii ki de eksiğimiz var. Nasıl var? Bunların arkadaşlar öncelikle bazı takımlarım istediğim mutasyonlarım eksik. Rainbow'larım eksik. Normal kuşlarımda aradığım bazı renklerim eksik. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor? Haliyle yeni kuşlar gelmesi gerekiyor. Ben de ne dedim? Piyasa çalkantılı ilerliyor. Biraz daha hani sakin ilerlemek gerekiyor diye. Bu konuda da kesinlikle dediğimin arkasındayım. Öyle bir anda öyle takımı hop getir götür falan yapmak istemiyorum. Hani gelirse de eğer sadece kendime de değil size de getirmek istiyorum. Yalan yok. Ne konuda getirmek istiyorum? Şimdi siz benden sürekli rainbow takım istiyorsunuz. Ama kendime bile rainbow takım yok yani hani fazladan rainbow bulabilmek gerçekten çok sıkıntı. Peki ben ne yaptım? Arkadaşlar öncelik yer açmak. Öncelik sizler için bir araştırma yapmak. Bunu tamamladık. Yerimizi açtık. Açmak üzereyiz. Ardından kuşlar için yani şöyle söyleyeyim. Birkaç takım diyelim. Şu an daha net değil. Birkaç takım için yer ayarlıyorum. Haricen geri kalan yerleri de açmaya başlayacağım. Siz de zaten bunu zamanla göreceksiniz. Ayrıyetten de araştırmalarımı da devam ettiriyorum ki hani nerede güzel takım var, nerede alınabilir takım var, onlarla ilgili olaraktan araştırmalara devam ediyorum. Peki şimdi aldığım kararlar nedir? Şimdi burada iki tane rainbow kuşum vardı verecek olan. Bir bu, iki bu. Bu gitti arkadaşlar, bu bekliyor. Rainbow'ların ikisini veriyorum. Haricen takım kuş isteyenler varsa, henüz çekecek kafesim yok. Bu kafesleri kullanamam. Bunlar benim üretim kafeslerim. Yani şöyle ki ben eğer size bir kuş vereceksem bu kafeslerle beraber veremeyeceğim için, olur da bu kuş burada yumurtlarsa sizlere ben bu kafeste veremem. Haliyle mecburen siz de bunu beklemek durumunda kalacaksınız. Ya da ne bileyim kuşun kuluçkasını bitirmek durumunda, hani bitirmesini beklemek durumunda kalacaksınız. Ya da benim kaydırmamı beklemek durumunda kalacaksınız. Yani vesaire vesaire. Şimdi ben de bu şekilde soy takibini sağlayamayacağım için, kuşu size yuvalıkla veremeyeceğim için ya da follukla veremeyeceğim için maalesef ki bu kafeslere bir eşleme yapamıyorum. Peki neler olacak hemen söyleyeyim. Arkadaşlar buraya değil de yeni kafes alırsam takımlar verene kadar kafesler, ama onun haricinde salmada çiftleşme olmuştur olmamıştır bilemem. Kuşlar gayet iyiler şu an için. Bakın bu erkek halen daha akşam kaç saat oldu, yani saat kaç oldu, halen daha adam kur yapıyor. Onun haricinde nerede? Bu zaten 7-24 dağ taşı kur yapıyor. Kur yapmadığı dişi kalmadı. Belki de iki tane falan dişiyle çiftleştiğini düşünüyorum. Biri bu rainbow. Biri kendi dişisi. Bir de en son bir tane erkeğe kur... Ha şuna kur yapıyordu. Buna kur yapıyordu arkadaşlar. Yani kur yapmadığı kuş yok. Şimdi bu iki tane takımı ben vereceğim. Son kalan iki takımım bunlar. Onun haricinde bu arada akşam vakti kuşlar mayıştılar. Aklınızda hani bir yanlış düşünce olmasın. Dediğim gibi yani şu an için kuşlar gayet iyiler. Çiftleşip çiftleşmeme durumlarından görmediğim için bir şey diyemiyorum ama genel anlamda anlaşma durumlarına gayet iyi diyebilirim. Haricen dediğim gibi bu dişiyi verdim. Bakın şuradaki gri dişim var ya, o ve şu arkadaki spanca dişim kaldı. Bir de çok değiştirdiğim, yani arada kaldım, çok düşüncemin değiştiği bir kuş şu arkadaki DF. Benim arkadaşlar jumbo ile oldu bir ara, kuyruk kaldırdı, hatta çok güzel anlaşıyorlardı cartçık. Dün akşam bir yaşa attım, hayvanlar birbirini parçalıyorlardı, zor ayırdım. Yani neler ya, bu dişiyi bildiğiniz şey oluyordu, parçalıyordu, erkek istemiyor bunu. Erkek istemeyince de zorla kur yapması falan, yani dişinin kendini kabul ettirmesi biraz zor oluyor. Hatta imkansıza yakın oluyor benim görüşümde. Şimdi erkek bir şekilde kur yapar, dişiyi ikna eder ama erkeğin kur yapmadan dişinin ona ikna etmesi çok çok zor. O nedenle ben dişiyi vermeyi düşünüyorum. Dişi de öyle az buz bir dişi değil. Aa, yanında görüyor, duruyor, görüyorsunuz siz de. Devasa bir şey yani, jumbo kırıyor. Hatta yani buna jumbo diyenler de var ama kuş kırıktır arkadaşlar. Jumbo kırıyor olarak geçer. Bu dişiyi de vermeyi düşünüyorum. Toplamda 3 dişi. Ama ve lakin şöyle bir durum var. Bakın benim o 3 dişiden 2 tanesi gri ve spanga olanı
Henüz eşlemedim. Hangisiyle? Bununla. Şimdi bu hangisini beğenirse, dişi de hangisi daha iyi karşılık verirse bu erkeğime de onu atacağım. Sonuçta bu kuşlar da gidecek ama takım haline gitsin istiyorum. Ve şöyle bir durumda söz konusu. Bu erkeği atacağım. Durum neyi gösterecek bilemem. O zamana kadar bir kafes temin ettikten hemen sonra bunların eşlemesini gerçekleştirmeyi düşünüyorum kafes içerisinde. Belki altı dolu veririm, belki altı boş veririm bilemiyorum. Bunların henüz biz zaman şeyini ayarlayamadım. Ama diğerleri için konuşacak olursam kesinlikle DF dişi. Tamam, bu zaten gitti. Ve Rainbow dişi nerede o kızım? Aha bakın, tepede rengi de o kadar koyulaştı ki çok ağır bir tüyde. Son tüyünde bundan sonra kalem gibi, jilet gibi olacak. Bu dişimi de dediğim gibi vermeyi düşünüyorum. Bunlar yani benim verdiğim bu kuşlar hakkında son ve net karar. Onun haricinde geri kalan eşlemelerimi hemen sizlere göstereyim. Bu eşlemelerimden Jumbo erkeğime bu dişiyi attım. Şimdi diyeceksiniz ya ne alaka? Hiç öyle düşünmeyin. Şu anda bu kuşların arasında bir o gri dişi, ikincisi de bu. Bu Jumbo erkeğe çok yakın. Benim istemediğim şöyle bir durum söz konusu. Eğer gri sarı yüz almak istiyorsak bunların eşlemesi gerekiyor. Peki benim aklımda neler var? Bir iri yavru almak, iki Jumbo sarı, yani kırıklardan Spangle gri sarı yüz almak. Ama peki bunu devam ettirecek miyim? Hiç düşünmüyorum. Sebebi de şudur. Ben bu takım eğer baktım gayet güzel anlaşıyor. Yumurta verme aşamasına geldi. O zaman bu takımı da vereceğim. Sebebine hemen geleyim. Çünkü benim aklımda olan takım arkadaşlar gerçekten Rainbow'larda, yani öyle bir iki takım değil. Bir anda böyle 4-5 takım getirmek. O nedenle burada doğrudan bir yer açmak. O zamana kadar da süremiz var. Bu süreyi de iyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Şimdi ne kadar yerim var? 2-4 tane yerim var. Şimdi 4 takımlık yere de, bu takım burada olmadığını varsayarsak 4 takımlık yere de çok da güzel 4-5 takımı aynı anda getirip de ne bileyim şuralara falan serpiştirebilirim. Baktım bunları da mesela eşe attım. Olmuyorlar mı? Alırım abim, koyarım ufak kafese, yumurtlasınlar orada. Orada yumurtladıklarından sonra işte inadını kırar. Bu sezon için söylüyorum. Normalde yavru vermiş bir takım. Bu da onun kızı. Bu takımı da alırım. Farklı bir yere koyarım. Ya da o kafeste üremeye devam ederler. Benim de bir yerim açılmış olur. Bunlar hakkında da böyle bir durumum var. Onun haricinde elimde olan takımlarımdan gelecek yavruları da kendim ayıracaklarım olacak, vereceklerim olacak. Haricen planladıklarım şeyler olacak, planladığım şeyler. Onlara gelecek, gelip anlatacağım. Yalnız akvaryumda da şöyle bir problemimiz var. Oraya da bir gelelim. Arkadaşlar bizim şu fil kulak olarak düşündüğümüz hayvan niye böyle oldu bilmiyorum. Ve bir anda 5-6 tane dişim öldü. Ya şaka gibi, yeni aldığım dişilerden aman şöyleydi, aman böyleydi bizim çevremizdekiler. Yani artık gerçekten kuş ve kuşları artık kimseye göstermiyorum. YouTube mecrası dışında, sosyal medya dışında. Ama emin olun insanın en yakındakilerinden, yani biri bir şey dediğinde bu hayvanlara bir şey oluyor. Bakın şu hayvanın halini görüyorsunuz. Daha yeni köşede yakaladım. Yaşıyor ama buna yaşamak denirse. Hale bak ya. Yani gerçekten çok çok kötü. Onun haricinde hiç balıkta bir sıkıntı yok. Bir tane de yavrulara baksanıza, bir tane de burada yavru var. Onu diğer akvaryuma atmak lazım. Bir tane bizim sümüklü böceğimiz vardı. Nerede o? Nerede o ya? Şu köşeye köşeye girdi herhalde. Ya bir şeyler yapıyordu. Onu da bilmiyorum nereye gitti. Kafasınca takılıyor. Yani hayvan yaşıyor arkadaşlar. Yaşamıyor değil bakın. Ama hale bakın. Şimdi gerçekten çok üzüldüm. Şimdi dişi sayım da azaldı haliyle. 10 tane dişi, 4 tane erkek getirmiştim. Aslında 4 erkeğe mesela atıyorum 12 tane dişi gerekiyor. Ama ben 10 tane getirmiştim. Şimdi de ölünce iyice azaldı. Bu arada yani. Görüyor musunuz? Yerde çiftleşiyorlar. Oha kine, oha. Görüyor musunuz şunları? Fırlamalara bak ya. Yalnız orada olmaz öyle. Bunların tüneye çıkması lazım. Neyse tecrübe kazansınlar bakalım. Böyle olmaz ama. Yani dölleme falan olmaz. Yumurta oluşumunu zannetmiyorum ama. Ama erkek de fena. Ben size diyorum arkadaşlar, bunlar okey. Dişi hazır, erkek hazır. Neyi bekliyorlardı onu anlayamadım ama dişiyi görüyor musunuz? Erkek çok fırlıyor. Hem kuyruk kaldırıyor hem erkeğe vuruyor bak. İstiyor ki onu beslesin. Baya bak ya. Çıldırmış bunlar. Vallahi çıldırmış. Şimdi ne diyorduk? Dediğim gibi yani takımları getireceğiz. Nasip olursa bir anda böyle bir toparlama yapmayı düşünüyorum.
Ama öyle acele etmeden bu arada araştırıp günlerini ayarlayıp hani hepsini bir anda getirmek yerine peş peşe arkadaşlar birini getirdim bir hafta sonra ötekisini bir hafta sonra ötekisini hani araştırıp gün verip ona göre almayı düşünüyorum. Öyle bir anda değil tabii ki de. Bunun da tabii ki de bir adabı olacak, bir usulü olacak ki ona göre biz de sıkışmayalım. Şu konuda sıkışmayalım. Takip konusunda arkadaşlar. Maddi konuda kesinlikle Allah'a şükür herhangi bir sıkıntı yok. İstediğim takım istediğim şekilde alırım ama problem şurada. Maalesef hani evde çok fazla duramıyorum ve bunların takibi gerekiyor. Yani getirdiğim takımı da takip etmek zorundayım. Durum böyle olunca da şimdi ben takımı toptan getirdim. Nasıl takip edeceğim ben bunu? Olmayacağı için araya böyle birer hafta koymayı planladım. Şu an için sistem bu şekilde. Şimdi bir de yuvalıklarımıza gelelim. Kısadan onlara bir gösterelim. Burada çıkan bir bebeğimiz var. Kutsal bakar mısın? Maşallah ya sana ya. 3 tane. Yalnız ben bir tane yavrumun durumunu hiç iyi görmüyorum. Şu. Bu biraz geri kalmış. Yani bunun ölebilme ihtimalinden şüpheleniyorum. Arada kalmış. Besleniyor ama ilk zamanlar bir yanıklık olmuş yavruda. Diğeri daha zaten yeni çıktı. Son bir yumurtası kaldı. Arkadaşlar az olsun öz olsun bizim olsun. Yani Bulut'umun yavrusu değerli biliyorsunuz. Torunu. Bunların yarın çıkacak. Oğlum ne yapıyorsun? Oy tiplere bak. İlk yavrunun rengi belli oldu. Son yumurtamız kaldı. O da çıksın. Yani yavrunun biraz büyük olması iyi oldu yavrularım açısından. Yani biraz da tabii öyle tepinen bir yavru değil. En azından ezmiyor. Bunlara bir bakalım. Ama var ya bunlar böyle alışırsa hiç iyi olmaz ha. Yani bunlar böyle sürekli köşede çiftleşmeye alışırlarsa ne olacak? Tünekle çiftleşmeyi bilmeyecekler. Bu arada şey kapattı. Alttaki zamanlayıcı. Neyse. Işığı hafiften görüyorsunuz söndürdü. Hani dedim ki çiftleşmeyi bilmeyecekler. O yüzden yumurtayı da dölleyemeyecekler. Buraya bir gelelim. Kızım çıktı. 4 tane bebişimiz var maşallah. Maşallah büyüyorlar. Gayet iyiler. Çok şükür hiç problem yok. İnşallah da böyle devam eder. Ya şu balığa harbi üzüldüm ya. Fil kulak diyenler vardı buna. Ya ben de öyle düşünüyordum zaten çok benziyor. Ama harbi üzüldüm. Yazık günah. Yani özellikle bunda gözleri kaldı. Ne diyeyim? Kimle göze bakıyorsa Allah ona 1000 katını versin arkadaşlar. Yazık günah. Hayvana yazık günah. Aha. Benimkiler. Bileziği çıkartmış benim spa. Koca ayak. Şuna baksana da yengel yat Osman. Ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Hayırlı işler. Azıcık dur. Gözleri açılmamış manyağı. 2 tane yumurtamız kaldı arkadaşlar. Onları bekliyoruz. Bileziğimi de şuraya koyayım. Buraya gelelim. Nasipse yarın 5. Benim kuzular büyüyor benim kuzular. Tiplere bak. Allah'ım. Bulut'un da 2 tane çocuğunun şeyi var. Kardeş kuşları arkadaş eşledik. Yumurtladılar, yavruladılar ya. Onların şimdi yavrularını bekliyorum. Onlar da aynı buradaki gibi renklenmeye başlamışlar. Pardon, şuradaki gibi renklenmeye başlamışlar. Çok iyi yani. Gerçekten 4 gözle bekliyorum. Çileğin 3. yavrusu çıktı ve kırmızı göz. Çok şükür. Kırmızı gözümüz geldi ikincisi. 3.'yü bekliyorum. Siyah göz olma ihtimali var ama canı sağ olsun. Hiç önemi yok. Pardon 4.'yü bekliyorum. Hemen kapatalım bizim canavar gelmeden. Bunlar var ya. Burada bir yumurtlasalar çok iyi olacak. En azından takip edebileceğim bir kafes. Buradaki bebişlerden bakayım. He şu çıktı. Evet evet bu benim elimde çıkmıştı. Ben çıkarttım onu arkadaşlar. Burada bakın bir bebişimize daha şey taktık. Tipe bak Allah'ım tipe bak. Yeni yeni uykulu uykulu gözleri yeni yeni böyle açılıyor. Bu yumurtalardan da sıradaki şu. Sonra bu sonra bu. Şu bebişimize daha yeni. Daha 3-5 saatlik. Yeni dünyaya geldi. Vallahi arkadaşlar takımlara yardırıyoruz ya harbi. Çok iyi bakıyorum. İnşallah da emeklerimizi boşa çıkartmasın. Bazı suluklar bitmiş şimdi onları yenileyeceğiz. Yavru beslemekten sulukların bitmesi çabuk bitmesi çok çok normal. Anam bunlar 24'ün yavruları.
Tiplere bak. Annem. Ne güzel beslemiş. Şöyle. Yavrularımız. En son bir tane yumurtası var işte bunun. İlk yumurtası. O çıkacak. Ondan sonrası zaten Allah kerim inşallah sırasıyla çıkar. Ya bu dişinin inadını kırabilmek o kadar zordu ki size anlatamam. Yani beni çok zorladı. Buraya geldiğimde üç dört tane yavru 5. yolda çıkacak. İnşallah o da 2 gün sonra. Yarın değil ondan sonraki gün. Buraya gelelim. Bu erkeğim tek. Bu erkeğim tek. Bunlar az önce zaten çiftleşmeye çalışıyorlardı. Şu iki takımdan bahsedeceğim. Biraz arkaya döneceğim. Ondan sonra videomuz kapatılacak arkadaşlar. 3 yumurta var. Bir tanesi poposunda ve bu diş var ya size bir şey diyeyim mi? Acayip kızgın. Nereden anladın diye soracak olursanız elime aldım. Erkeği gördü. Direkt elimde kuyruk kaldırdı. O kadar kızgın bir diş maşallah. Yani bundan sonrası inşallah düzenli bir şekilde gelir. Burada da diğer yavrumuz çıkacak. Bakın şuradaki iyice çatlatmış. Sabaha çıkmış olur herhalde. Maşallah Allah nazarlardan saklasın. Kaldı 4 yumurta. Ya bunlardan 6 yumurtayı, 6 yavruyu al. Sağlıkla büyüsün, yemelisin. Öp başına koy. Rainbow'da böyle arkadaşlar. Yapacak bir şey böyle. Hani şu an bu rakam bile mükemmel. Öyle çek gibi beklemeyelim yani. Rakamlar öyle 9'lu 10'lu rakamlar gelmez Rainbow'larda. Gelse bile çok nadir. Bu takımı zaten dediğim gibi göstermiştik. İnşallah hani anlaşmalarını falan net bir şekilde yakalayabilirsem, tam anlamıyla eşit durumdan emin olabilirsem derim ki arkadaşlar evet bu takım olmuş, sizlere sunabilirim. Erkek de 21 bilezik bu arada, harbiden TKF bilezikli çok sağlam bir kuş. Bunlarda yumurta oluşumu var, gözümüz aydın. Bunları yeni eşe attım, şu an şimdi şey yok ama dişi yuvaya giriyor, gözümüz aydın. Bunlar zaten çiftleşiyor, dişi çok ağır, tüyü de kabarmasının sebebi odur. Yerler full, onun tüyü ben tımar yaptım. Buradaki takımın da yavrularını büyütüyor. Bizim küçük damalar büyüyor. Yakında bunlara da bir bilezik takacağız bakalım. Buradaki takımın yarın inşallah toplam 7. yuvadaki 6. yumurtayı bırakacak. Buradaki takımın 5.'yi bırakamadı. Tekrar bir bakalım. Yok arkadaşlar 5 yok. Yanlış söylüyorum umarım. Ben bakamadım çünkü telefon ekranından baktım. Evet durumlar böyle. Sistem bu şekilde şu an için. Dediğim gibi yer açıyorum. Yani kuşlarımızın zaten takımlarımızı çoğunu gönderdik. Çok az bir takımım kaldı. Son 2 takım. Ardından eşleyeceğim son birkaç takımım var. Onları vereceğim. Onun haricinde vereceğim bir tane rainbow dişim. Bir tane de normal çek dişim var. İri çek dişim. Haricen bir tane de jumbo kral dişim var. DF. Yani bunlar teker teker nasip olursa gidecekler. Ve yerlerine yeni rainbow takımlarımızı inşallah getireceğiz. Ayrıyeten de istediğim mutasyonları da getirmeyi düşünüyorum. Ve normal muhabbet kuşlarında da istediğim haricen renkler var. Bulabilirsem onları da getireceğim. Bir araştırma içerisinde dediğim gibi girdim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.